İyi akşamlar. David mi? Benim. O sen misin? Benim adım Andres Ripagan. Devils'ın Schuss'tan geliyorum. Bu benim meslektaşım Yopout. Yahudileri evinizde saklıyor olamazsınız. Öyle değil mi bayım? Ben mi? Hayır, asla. Eviniz güzelmiş. Burada yalnız mısınız? Evet. İkimiz varız sadece. Ne iş yapıyorsunuz bayım? Eskiden marangoz. Güzel. İsa da öyleydi. Onu öldürenleri biliyorsunuz değil mi? Romalılar. Bakın. Biz Yahudilere karşı değiliz. Yasaları uyguluyoruz sadece. O yüzden burada birini saklıyorsanız bunu hemen söylemenizi... Söyleyecek bir şeyimiz yok. Çalışmaları için Almanya'ya yolluyorlar. Sizinle bilgisi yok. Biz çok farklı şeyler duyuyoruz. Bunlar dedikodu sadece, o kadar. İnsanlar bir evin katıp söylüyorlar. Yap. Yukarı çıkıp bir baksak mı acaba? Onu uzun zamandır tanırız. Paran nerede? Bütün paramız kocamdaydı. Kocanız nerede peki? Sizin elinizde. Sakıncası yoksa arkanı döner misin? Size yardımcı olabilirim bayan. Ama yalan söylemeyeceksin. Sizleri tebrik etmek istiyorum. Amsterdam artık Yahudilerden neredeyse tamamen arındırıldı. Avrupa'nın genelinde sizden burada... Amsterdam'da çıkardığınız kadar iyi iş çıkartmamıştır. Hepiniz kendinizle gurur duyabilirsiniz. Fakat doğal olarak her zaman olduğu gibi elimizden kaçmayı başaranlar oldu. Kalan Yahudilerin tahliyesi için başarılı olacağınıza güvenebilirim, öyle değil. Hepsinin başına ödül konulmuştur. Tutukladığınız her Yahudi için 7,5 gulden alacaksınız. Biraz geç kaldınız. Hepsi saklandı, güvenli yerlerdiler. Pis. Merhaba Yan. Heil Hitler! O kimliklerin hepsini çöpe atabilirsiniz. Bunlar yenileri. Yeni bir mürekkep kullanıyorlar. Lages. Lages başlarına ödül konduğunu söyledi. Yan bırakmak istiyorsan eğer bunu anlayabilirim. Polisin daha fazla adama ihtiyacı var. Zor ha? Almanların da takviyeye ihtiyaçları var. Belki Hag'da sevk edilmeye hazır olacakları zamanı öğrenebilirim. Devizin Schütz bu eve el koydu.
satışa konulacak. Ama şimdilik burada güvendesin. Ben nasıl teşekkür edebilirim? Bekle sadece. Bu iş bitene kadar saklan. Söyleyin gibi tamam mı? Her şey bana. Hadi gel. Dinleyin. Lages'in Yahudi başına 7,5 gulden ödeyeceğini duydum. Komik rakam. Ben 10 gulden ödeyeceğim. Bunu da cebimden vereceğim. 10 gulden. Ve hepsini bizzat bana getireceksiniz. Yahudilerin değerli eşyaları ne olacak? Biz alabilir miyiz? Hayır. Yahudilerin mülklerine Devils and Shoots komandoları girecek. Bu onların işi. O yüzden unutun bunu. Bunu biliyorsunuz zaten. Bize toplu bir fotoğraf çeker misin? Beyler, yanımda durun. Buyurun, bir aile. Onları Lages'e verecektim. Ama fazladan 40 guldeni sizin olabilir. Ateşin var mı delikanlı? On gulden. Bu çok iyi para. Birbirimize yardımcı olmalıyız. Cebinden vereceksin. Bunun sana yararı ne? Hiçbir şey. Sebebi ne o zaman? Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Kimlere? Sonra söylerim. Hı? Hangi tarafta olduğunu anladığım zaman. Ripagan, benimle gel. Son günlerde bir başarı sağladınız mı? Hepsi asılsız ihbardı. Asılsız ihbar demek. Yani saklanan Yahudiler yok, saklanmış paralar yok, öyle mi? Very Elizabeth Betçe tren istasyonunda tutuklandı. Dul, annesi Yahudi, babası yarı Yahudi. Ailesine dokunmasak bizimle konuşacakmış. Benim bununla ilgim ne? Aldığın sonuçlardan pek memnun değilim. Dost kalacaksak çok daha iyisini yapmak zorundasın. Şu asılsız ihbarlar biraz bekleyebilir, öyle değil mi? Senden müspet sonuçlar bekliyorum. Pekala, konuş. Seni dinliyorum, hay. Seni ve aileni Mauthausen'a göndermemem için sebep söyle. Göster. Haritada. Neyi? Yahudilerin saklandıkları yeri. Amsterdam'da. Ben Rotterdamlıyım ama. Hiçbir şey bilmiyor. O halde onu da gönder. Birini tanıyorum. Direnişten biri. Kim? Kim? Charlie. Hartog. Arada bir konuştuğu olur. Baskınlardan falan bahseder. Hadi o adama git. Kimliğim ne olacak efendim? O bende kalacak. Ama
Ha, tutuklanırsam ne yaparım? Korkma, tutuklanmayacaksın. Biz seni izliyor olacağız. Herkese iyi günler. Akıllıca. Kendi evinde saklaman. Şimdi ne olacak? Size ben yardımcı olabilirim. Ama önce birbirimize güvenmek zorundayız. Kahve? Evet, lütfen. Kahve? Evet, lütfen. Kahve? Burada yeni misin? Yıllardır buradayım. Seninle defalarca ilgilendim. Kusura bakma, çok komikti. Kardeşimin yerine bakıyorum sadece. Ha, şu öteki kızıl. Benden pek hoşlanmıyor sanırım. Seni yatakta başka bir kızla basmış. Sen de ondan onlara katılmasını istemişsin. İyi bir ilk izlenim değil sanırım. Merak etmiştim aslında. Burası güvenlidir. Birini seç. Hangisini istersen. O kadar düzgün değildir. Ah, hazır aklımdayken vereyim. Bu makbuz senin, resmi belgedir. SD'den, pırlantaların için. Yani onları SD'ye mi verdin? Hepsini değil elbette. 10 tanesini. Tam olarak bu. Onlara bir şey vermek zorundaydım, fark etmesinler diye. Diğerleri savaş bitene kadar bende kalacak. Savaş bittikten sonra hepsini geri alabilirsin. Onlar için de bir makbuz verebilirim ama yanlış ellere geçerse biteriz. Bunu niçin yaptığını sorabilir miyim? Ben savaştan önce burada değildim. Almanya'da yaşıyordum. Bir Yahudi kızla evliydim. Bu konuda detaya girmek istemiyorum ama onu kurtarmayı başaramadım. Bak, burada çok sağlam bir kimliğim var. Almanlar onlara çalıştığımı sanıyor ama şu var ki, zorlandığım zamanlar oluyor. Kime güvenebileceğini bilmek kolay değil. Buyur. Affedersin dostum ama bunu söylemedim. Ari söyledi. Ari? Niçin bira söyledin bana? Andris, Kemp beni rahatsız ediyor. Kemp mi? Senden ne istiyor? 2 Yahudi arkadaşım var. Ona para vermezsem onları ihbar edecekmiş. Affedersin. Hemen dönerim. Tamam. Kemp! Kemp! Bas git şimdi.
Git buradan. Ne yaptım defol. Ki? Defol. Ama ben bir şey yapmadım. Buraya girmeyecek. Buna şahit olmanı istemezdim. Neyse. Herkes birbirine yardımcı olmalı. Evet. Yardımcı olmak zorundayız. Ari. Bir fotoğrafımızı çeker misin? Tamam. Buraya bakın. Güvenebileceğin arkadaşlarım var. Ve yakınlarım. Geliş sebebini... Seni ilgilendirmez. Ben SD karargahından binbaşı Kessler. Hakkınızda yolsuzluk iddiaları var. Kasanız nerede? Beni kasaya götür. Bütün gün bekleyemem. Evet. Evet. Evet doğru. Tamam. Kimliğini göreyim. Ne? Kimliğin. Göster. Neler oluyor? Soruşturmanın güvenliği için bunu söyleyemem. Karargahı arayıp teyit etmek istiyorum. Henüz vicdanlı değilsin. Sana tavsiyem öyle kalman olur. Niçin görev yerinden ayrıldın? Kapıyı kim kontrol ediyor şu an? O evrakların hepsini soruşturma kapsamında götürmek zorundayız. Kim taşıyacak onları, ben mi, seni baş belası? Söyle bana. Andres. Merhaba. Nasılsınız? Bir kısmını Esti'ye vermek zorunda. Bunun başka yolu yok. Ama kalanlar onunla güvende olacak. Onları 35 yıldır tanırım. İkisine de güvenebilirsin. Harry, fotoğrafımızı çeker misin? Ayrılmadan önce bir de fırça attım ona. Bir daha görev yerinden ayrılma. Yaklaşık 10.000. Ne oldu? Güzel. Çok iyi ya. Almanya'ya sevk edilmeyecek kadın erkek 10.000 insan. Bu zahmeti değer değil.
Bu Charlie. Yeni haberci kızla beraber. Hey. Merhaba millet. Eğlence mi var? İyi iş çıkarttın Charlie. Yan. Merhaba. Frisi. Merhaba. Merhaba. Ben Yan. Bella. Bella Turlings. Merhaba Bella Turlings. merhaba Yan. Van Limt. Merhaba Yan Van Limt. Neyi kutluyoruz? Booster. Ama haberci olarak çok çalışman gerekecek. Ben ufak bir şey istedim. Ama karım gösterişli bir şey istedi tabii. Çanlar çalsın, yemekler yensin falan. Her kadın bunu hak eder değil mi? Evet. Borçlarımızı ödemek için uzun zaman çift vardiya çalışmak zorunda kaldım. Ya sen? Sen evli misin? Evet. Ama kocamı kaybettim. Üzgünüm. Üzülme. Bunu bilemezdin. Nasıldı? O benim hayatımın aşkıydı. Kız kardeşin yok mu? Evet. Ne söyleyeceksin? Gerçekten söylemek zorunda mıyım? Bunları onlar için Utrecht'e götürmem lazım. Kendilerine kimlik kartı merkezi dediklerini öğrendim. Liderleri Gerard van der Ven isimli biri. Anladım. Peki ellerinde kaç tane var? Bunlardan ne kazanıyorlar? Hiç. Bunu para için yapmıyorlar. Oraya dön. Gözlerini onlardan ayırma. Nereye kadar? Ben sana tamam diyene kadar. Kim o? Andres Ripagen. Misafirhaneden.
Kardeşim evde yok. Hayır, kız kardeşin için gelmedim. Senin için geldim. Şu an müsait değilim. Ah. Benim için mi geldin? Evet. İçeride neler oluyor? Sarhoşken hep yaptığı bir şey. Aç kapıyı. Aç diyorum sana. Hey, aç şunu. Seni orası. Bırak çıksın dışarı. Oh. Sen kimsin? Pislik. Bana pislik mi dedin ha? Pislik benim, öyle mi? Öyle mi? Diz çök şimdi. Tamam. Şimdi vur ona. Hayır. Hayır, vuracaksın yoksa ben vururum. Şimdi sıra sende. Hayır. Bir şey yapmaz. Yapmazsın değil mi? Hayır. Hayır. Hadi. Güzel. Pekala. Bugün için yaptığın bir plan var mı? Görüyorsunuz değil mi? Bu karbüratörü. Buyurun. Fiyatı ne kadar? 14. Langs de korenbaantje schijnt het zilvermaantje op de heide. Ik zing mijn Westerbork serenade. Met een schöne dame wandelen tezamen zij aan zijde. En mijn hart brandt als de ketel in het ketelhuis. Zo had ik het ooit te pakken bij mijn moeder thuis. Ik zing mijn Westerbork serenade. Met een schöne dame wandelen tezamen zij aan zijde. La da da di, la da da da, la da da do, la da da dom, bom 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 bom. Ra da 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 dom, da 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 dia, la da da dia la la. Ik zing mijn Westerbork serenade. Tussen de barakken kreeg ik haar te pakken op de hei. Deze Westerbork lieverlein. Gerçekten söyledikleri kadar tehlikeli misin? Aslında Nazilere çalışıyorsun. Hayır. Sorun ne? Yalan söylüyorsun. Bundan hoşlanmıyorum. Tamam. SD için çalışıyorum. Sana fazla bir şey söyleyemem. Ama Nazilere yardım etmiyorum. Kime o zaman? Bunu başka zaman söylerim. Gizemli birisin. Senden farklı değilim. Aynı yerden geldik.
Ama orada bana yardım edecek kimse yoktu. Kameraya bak. Ve ben bana söylediklerini düşündüm. Yardım etmeye çalıştığını biliyorum. Biz evimizi kaybetmekten korkuyoruz. Belki bu bir çözüm olabilir. Herkes birbirine yardımcı olmalı, değil mi? Evet, öyle. Buyurun, iki viski daha. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen bunu iyi düşündün mü? Biliyorsun. Güvendiğim herkesi sana getirdim zaten. Ne var biliyor musun? Bazıları sevgili olduğumuzu sanıyor. Bizi çok sık beraber gördükleri için. Aslında 20 yıl önce doğsaydın bu olabilirdi. Bana Antwerp üzerinden İngiltere'ye gitmeme yardım edeceğini söylemiştin. Evet. Vakti gelince. Vakti geldi artık. Gereğini yaparım. Bu senin. Aziz Christopher, bütün gezginlerin koruyucusudur. Bu Katoliklere özgü bir şey değil mi? İş göreceksin, neden olmasın. Beni sana getiren oydu. Umarım seni de korur diriz. Teşekkür ederim. Git eşyalarını topla. Yarın seni Antwerp'e ben götüreceğim. Albert, Ian, biraz konuşabilir miyiz? Olur. İki liste var. Yan, gidip biraz para kazanalım. Niye biz? Bu Esti'nin emri.
İşte burası. 26 numara. Hayır. Evet. Esther Şam. Hayır. Bizimle gelin. Hayır, 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 hayır. İçeri girelim. Eski sahipleri nerede? Göç ettiler. Ve onlara iyi para ödedim. Doğru söyle. Güvendeler hayatım. Onları tekneye bizzat ben bindirdim. Bana korunma sözü verilmişti. Yeris Ripagan size korunma mı vaat etti? Tabii ki hayır. Bize bu adresi veren o. Beni çok mutlu ediyorsun. Öyle mi? Evet. Dur. Sakin ol. Seninle kendimi güvende hissediyorum. Güvendesin. Gerçekten polise çalışıyorsun. Yoksa SD'ye mi? SD mi? Hayır. Ama geçen gün arabada SD kartını gördüm. Sahteydi. Malzeme ofisine yaptığımız baskın içindi. Neden kabul etmek istemiyorsun? Hı? Almanlar bu savaşı kazandı. Dünyayı tek başına değiştiremezsin sen. Üstelik o insanların hepsi bunu hak etmişlerdi. Dünyayı krize sokanlar kimlerdi? Wall Street'li bankerler. Onlar da Yahudi. Ama biz bankerleri değil. Sıradan aileleri tutukluyoruz. O halde polise çalışma. İstifa ver. İşi bırakırsan beni Almanya'ya gönderirler. Sen de saklanırsın. Saklanamam. Neden? Yahudiler saklanıyor, değil mi? İyi düşün Yan. İyi düşün. Ripagan, benimle gel. Eşyalarını toplayabilirsin Bay Ripagan. Neden? Çalışma izniniz iptal edildi. Hakkınızda soruşturma açıldı. Soruşturma mı? Almanya'ya ait olanlara el koyabileceğinizi düşündünüz demek. Saçma. Rica etsem bana mevcut adresinizi söyler misiniz? Ne demek bu? Beni izlettirdiniz mi? Bu sizi şaşırtır mı? Her şey burada yazılı. Devizin şutsa dolayısıyla Almanya'ya ait bir evi işgal etmişsiniz.
Soruşturma sonunda diğer suçlarınız da ortaya çıkacaktır. Şimdi eşyalarınızı toplayın. Yarın sabah 9'da burada olmanı istiyorum. Tabii karınızla birlikte. Gel lütfen Derben. Sana güveniyor değil mi? Neden? Onu ve direniş grubunu Lages'e teslim edeceğim. Sen de bana yardım edeceksin. Ne için daha önce gelmedin bana? Ben... bunu yeni öğrendim. Bayan... Very. Very. Gerrit van der Veen ve malzeme ofisi baskını hakkında bize her şeyi anlatacak, öyle mi? Hakkımda açılan soruşturmadan vazgeçilirse. Tabii. Bildiklerimizi Hague'a gidip anlatabiliriz. Neticede baskının gerçekleştiği yer orası. İçimden bir ses oraya gitmemi istediğini söylüyor. Ama ben bu aile arasında kalsın derim. Aylıklar. Ciao Bella, Turlings. Vay canına. Burası çok daha iyi. Diğer taraf kadar izbe değil. Anahtarı önümüzdeki hafta alabiliriz değil mi? Evet. Bu odayı kullanmıyorum zaten. Diğer odayı da görmek ister misiniz? Ne dersin? Olur. Seni tanıyor muyum? Artık kimseye ihanet etmeyeceğim. Bunu yapamam. Polonya'ya dönmeyi bu kadar çok mu istiyorsun? Ters gitti. Charlie'yi götürdüler. Ellen'i, Toos'u. Onlar polis merkezindeler. Onları kurtarabilir miyiz? Sen polissin değil mi? Günaydın. Günaydın. Bugün erkencisin. Evet. Soldaki merdiven hücrelerinin olduğu yere gidiyor. Yan.
Erkencisin. Evet. Sen de öyle. Evet. Yapmam gereken birkaç iş var da. Evet. Bunu da kimse görsün istemezsin tabii. Unuttuğumu mu sandın? Rip Hagen'dan sevgilerle. Mükemmel. Tebrik ederim. Kimse takip etmedi ya. Sanmıyorum. Rip Hagen'dan bir haber var mı? Ben bir şey duymadım. Adamın neye benzediğini bile bilmiyorum. Yolda yanımdan geçse tanımam bile. Onu ben bulurum. Nasıl? Seni görürlerse hemen Almanya'ya gönderirler. Connie'nin kocası gönderildi bile. Ans ve Peter'in oğulları da. Yakalanmalarına izin vermem. Rip Hagen'ı unut. Onun gibiler sadece ceplerini düşünür. İnan bana. Lokanta. Üstelik trende. Evet, bu yemek vagonu. Burada olduğuma inanmakta zorlanıyorum. Neden canım? Seni seviyorum Dries Ripagen. Ben de seni güzel kumrum. Da, schatte bootje da, aardig vrouwtje da, lieve kleine meid. Mag ik het wagen jou iets te vragen zeg, heb je even tijd? Als ik jou maar zie ben ik gelukkig. Waarom ben je toch altijd zo nukkig? Dag, schattenboutje, dag, aardig vrouwtje, zeg, heb je even tijd? Ik
spreekt Frans en Spaans en ook Italiaans. Ik heb diploma HBS. Maar het meisje waar ik zoveel van hou, dat zegt nog steeds niet yes. Ze vindt Portugees, net Chinees. Ze zegt algebra, kletsica. Mijn diploma van de school noemt zij slechts apenko. Dag, schattenbouwtje, dag. Aardig vrouwtje, dag. Lieve kleine meid. Wacht, ik heb wagen jou. Sevgilim. Elbette. Korkma lütfen. Dries için geldim. İçeri nasıl girdin? Gidecek başka yerim yok. Ben Bela. Dries! Sen banyoya git, kapıyı da kilitle. Kim bu kadın? Git sen. Lages beni kapının önüne koydu. Bu benim sorunum değil. Kimliğimi almak ve Rotterdam'a gitmek zorundayım. Evimi terk et hemen. Benden daha ne istiyorsun? Herkese ihanet ettim. Vur hadi. Gebertene kadar vur hadi. Karına beraber olduğumuzu söylememi ister miydin? Burada bekle. Kim bu? Üzgünüm canım, buraya gelmemesi gerekirdi. Kim dedim ve yalan söyleme. SD'de çalışıyordu. Ama kovulmuş. O da buraya geldi. Ben de ona aynı şeyi söyledim. Kafası karışık biraz. Ama gidecek. Hey. Ailem ne olacak? Ben hallederim. Al, tren para. Bir daha karşıma çıkarsan seni öldürürüm, aileni de. Git şimdi. Dries. Doğum ne zaman? Ne? Umarım bebeğin ölü doğar, aşağılık herif. Hey Dries, sence de ufak bir değişikliğin zamanı gelmedi mi? Ne demek bu? Her şeyin yakın bir zamanda sona ereceğini düşünmüyor musun? Normandy'den sonra... Taraf değiştirmekten bahsediyorum. Bundan zararlı çıkacağımızı sanmam. Ben saklanacak yer arayanlara oda kiralıyorum. Birkaç gruba gıda kuponu falan veriyorum ama akıntı bir gün terse dönerse... Tanrım Dries! Ben direnişçilerin ölüm listesindeyim. Siz benden onlara katılmamı istiyorsunuz, öyle mi? Dries dinle. Hey! Sayemde Almanlarla çok karlı işler yaptınız. Bana bir şey olursa her birinizi yanımda götürürüm. Müttefik kuvvetlere bağlı birlikler Hollanda sınırını geçtiler. Hollanda halkı olarak hepsini bağrımıza basıyor ve Hollanda topraklarına hoş geldiniz diyorum. Herkes aklını mı kaçırmış? Dries, dinle. Durum ciddi. Gitmek zorundayız. Öyle mi? Nereye gitmek istiyorsun? Almanya'ya. Zaten Rotterdam'dalar. Benden istediğin ne? Kendi şehrimden kaçmak mı yani? This is the BBC Home Service. Here's another piece of good news. The Allies have now crossed the Dutch frontier.
The announcement has been made by the Netherlands Prime Minister in a broadcast to his countrymen, calling on them to welcome the forces of liberation. He didn't say where the crossing had been made. The British Second Army, closing on Antwerp, last reported less than 20 miles from the border. Kapıdaki senin araban. Evet. Anahtarlar bana ver. Neden? Askeri yasalar. Doğuya gitmek için bir araca ihtiyacımız var. Ben ne olacağım? Anahtarlar şimdi. Hayır. Lütfen. Ceketimde. Gidelim. Albert. Jan. Hala şehirde misin? Andres Ripagan'ı arıyorum. Ripagan'ı mı? Savaştan önceki sicilini istiyorum. Kimlerle çalıştığını, nerede yaşadığını. İsimleri, adresleri. Hey, üstün olduğumu unutma. Hayır. Sen 4 yıl Almanlara çalıştın. O iş bitti artık. Al. Bu son binden adresi. Sık gittiği yerler, şirketler, evler, arkadaşları. Hepsi bu dosyada. Ripagan nerede? Muhtemelen Esti ile birlikte doğuya gitti. Andres Ripagan'ı arıyorum. Fikrim yok. Kapalıyız beyler. Oo. Dries. Merhaba Ayup. O kırmızı arabayı biz alıyoruz. Tabii. İnsan gibi rica edersen bakmana izin veririm ben. Senin İspanyolca mı konuşuyorum Ukalayif? O araba bize lazım. Şehirden çıkmamız gerek. Anahtarı ver. Ne kadar vereceksin? Bunu sonra hallederiz. Aa, bunun olmayacağını biliyorsun. Yok, bunu. Biz sana kaç kez iyilik yaptık ha? Bütün Alman müşterileri sana gönderdiğimizi ne çabuk unuttun. Şuraya bak. Yup ve Dries. İki korkak gibi şehirden kaçmaya çalışıyorlar. Uzatma dediğimi yap. Belki de yanlış tarafı seçtiğinizi kabul etme vakti geldi. Aklını kullan, yapma bunu. Yok. Tanrım Dries. Dedim. Kimsin söyle? At silahını dedim. Lanet olsun. Sen at. Şimdi. Ateş etme. Ateş etme. Jan. Jan van Limpen. Tanrım sen yaşıyorsun. Bir tek ben kurtuldum sanıyorum. Evet. Dostum. Bir süredir saklanıyordum. Onu niçin vurdun? Geldiğinde ölmüştü. Tanıyor musun? Hayır. Niye geldin o zaman? Dries Ripagan'ı arıyorum. Bu kim? Bu Wim Sanders, SD'nin başı. Merkezi istihbarattan. Direniş hakkında bilgi topluyoruz. Ripagan'ı niye arıyorsun? Bu şehir hain dolu. Onu özel yapan ne? Gerrit'e ihanet etti o. Hayır. Gerrit'e ihanet eden Bella Turlings'di. Ripagan'ın emriyle yaptı. Bu onun fikriydi. İspatlayabilir misin? Hayır. Ama onu bulduğumda söyleteceğim. Bunları alıyoruz. Al. Devamlı müşteridir. Bunu bulursan haberimiz olsun.
Yeni sevdi mi? Hayır. Biraz içeri gelebilir miyim? Ben meslektaşıyım. Meslektaşlarının hiçbirini tanımam ben. Kocanı ne kadar tanıyorsun ki başkasını tanıyabilesin? Bilmem. Ama onu tanıyorum. Sizi anlıyorum Bayan Ripagan. Hamilesiniz. Zor günler geçiriyorsunuz. Bendir ise inanıyorum. Lafı uzatmak istemiyorum. Bu infaz emri. İnfaz mı? Bugün hainlerle hesaplaşma günü. Diris de listenin başında yer alıyor. Bunun için mi geldin? Bugün olmazsa yarın olacak. Bunu ben yapmazsam bir başkası yapacak. Vakit varken onu bize verin. Diris hain değildir. SD'ye çalışmasının sebebi Yahudilere yardım etmekti. Hayır, bu yalan. Yalansa ispatla o zaman. Gerrit Van Der Ven de grubunu bilir misin? Hepsi benim arkadaşımdı. Bunu bebeğin için yap. Ben Dirse güveniyorum. O bana yalan söylemez. Şimdi git buradan. Fikrini değiştirirsen... Değişmeyecek. Sevgili Driz, güzel mektubun için teşekkür ederim. Ben de seni özlüyorum. Doğu'da güvende olduğunu umuyorum. Ve hayır, sana kızgın değilim tabii ki. Gitmekte haklı olduğunu biliyorum. Özgürlükle ilgili haberler asılsız çıktı. Buna artık çılgın salı diyorlar. Çoğu Alman geri döndü bile, sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Ama mesele bu değil. Bir şey değişti. Bu şehir patlamaya hazır. Beyler. Kim lider kimse bilmiyor. Oynayalım mı? Tuğun ve Hari evet çok korkun. Evet diyenler. Elleri göreyim. Yanlış hiçbir şey yapmadığın halde sen de ipin evet, ucundasın. Sen. Kural eller. Falan yok artık. Beni merak etme. Bugün birlikte olamamamız haksızlık. Senin tek yaptığın insanlara yardım etmekti. Her neredeysen orada kal. Yan her yerde seni arıyor. Orada güvendesin. Oğlumuzun da bir babaya ihtiyacı var. Oğlumuz olacağını Hayır. düşünüyorum. Senin kadar sert biri o. Her gün daha çok tekmeliyor. Yakında yine yazarsın değil mi? Yazamasan da bir fotoğraf yolla yüzünü göreyim. Seni Amsterdam'da bekleyeceğim. Hoşça kal sevgilim. Marie Antoinette de Mol. Bartolt de Mol'un dul eşi. Kimsesi yok. Sicili temiz. Ama düzenli olarak çiftliğinin yakınlarında bir yere silah depoladıklarını duyduk. Henüz bir şey bulamadık. Günaydın. Ah, şükürler olsun bir Hollandalı. Alman arkadaşınız. Çok üzgünüm. Bunu yapmak istemiyorum. Ama yapmazsam karımı ve çocuğumu bir trene koyup Polonya'ya gönderir. Lütfen bir şey biliyorsan söyle. Belki biraz zaman kazanabilirim. Ya da insanları uyarabilirim.
Yoksa bunu bana sen ölene kadar yaptırırım. Bildin. Konuşursan belki sana yardımcı olabilirim. O silahlar nerede? Benim silahlar hakkında hiçbir bilgim yok. Bu kocamın yaptığı bir şeydi. Benim bir bilgim var. Sakin olmaya çalış. Derin nefes al hadi. Lütfen. Lütfen. Ali, yardım et. Hadi. Çabuk, çabuk olun, uyanın. Hadi, yan gidiyoruz. Hadi kalk. El sürmeyin. Her şey tasnif edilmiştir. O dolaplarda ne var? İstihbarat. Savaştan önce ve sonra yanlış tarafta yer almış herkes hakkında her şeyi biliyorum. NSB üyeleri, işbirlikçiler. Bunu bize ne zaman söyleyecektin? Vakti gelince. Bize ihanet edenleri bilmek istiyorum. Yan, kaldığın yere gittik. Orayı başka kim biliyor? Hiç kimse. Gerçekler. İki grup, senin de bağlı olduğun iki direniş grubu ihanete uğradı. Bizimki ve Gerrit Van der Ven'in grubu. Bize ne söylemek istersin? Bu ne cüret? Gerrit benim can dostum. Onun için hayatımı verirdim. Ama vermedin ya. Masum olduğunu kanıtlayabilir misin? Sen suçlu olduğumu kanıtlayabilir misin? Gerrit'e ihanet eden Rip Hagen'dı. Burada ne arıyorsun? Biri görürse ne yaparız? Kaldığım yeri kime söyledin? Ne? Yerimi kime söylediğini sordum. Kimseye. Ne oldu yan? Bana ihanet ettin mi? Sen ne saçmalıyorsun? Yerimi senden başka bilen yoktu. Yeter! Delirdin mi? Ben senin karınım. Seni seviyorum. Özür dilerim. Neyin var? Albert geldi. Albert mı? Evet, birkaç defa kapıya kadar geldi. Seni arıyorum. Niçin Lena'ya gittin? Seni merak etmiştim. Merak ettin ha? Yalnız mıydı? Evet. Belki de beni izlettirdi. Rip Hagen'ın yerini biliyorum. Bunu sana söylemeye hazırım. Ama önce söz vermelisin. Sana yardım ettiğimi hiçbir zaman unutmayacaksın. Tanrım. Savaş boyunca Almanlarla işbirliği yaptım. Sen bilirsen unut gitsin. Bu gece benimle kalır mısın lütfen? Söz veriyorum.
O Ascend'de, SD'de. Onu bulursan ne yapacaksın? Olamaz. Ne? Paramı almadım. Dışarıda bekliyorum. Amsterdam'a. Direnişçilere itirafta bulunacaksın. Ne itirafı? Ne olduğunu biliyorsun. Kusura bakmayan bu konuda fikrim yok. Bella nerede? Bella mı? Bella Turlings. Ya da adı her neyse. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bella'yı Gerrit Van Der Ven'e ihanete zorladığını söyleyeceksin onlara. Ya ben öyle bir şey yapmadım. O kız sana başka ne anlattı? Hem inandığın buysa, niçin beni öldürmüyorsun? Amsterdam'dan az sene niçin geldin sen? Senden şüpheleniyorlar değil mi? Aptalca bir şey yapmadın değil mi ya? Sen ve Bella Gerrit Van Der Ven'e ihanet ettiniz. Sen Amsterdam'dan buraya suçu bana yıkmak için geldin. Hayır. Evet yani öyle. O gün polis merkezinde senin hayatını kurtardığımı düşünüyorum da. Meğer bir haine yardım etmişim. Bu senin grubundu Carlos. Ekmeğine şeker mi süreyim, elmar içelim mi? Adım Lapian. Bay Eindhoven'ın özel sekreteriyim. Bay Eindhoven kocanızla konuşmak istiyor. Ne konuda? Bunlar bizim referanslarımız. Gerrit Van Der Ven senden övgüyle söz etmişti. Ölmesi çok kötü oldu. Savaştan sonra birileri kontrolü ele alacak. Hainler, savaş suçluları, işbirlikçiler hepsi er geç adalete teslim edilecek. Bir güvenlik teşkilatı kurulacak. Gelecek muhtemel saldırılara karşı korunmak için. Almanlara karşı mı? Komünistler. Asıl tehlike bu çünkü.
Şimdiden Elbey'i geçtiler bile. Buraya birkaç saat mesafededir. Sen Sanders'la çalıştın, değil mi? Wim Sanders. İşte. Louis Antoine göndermiş. Devletin güvenliğini öne sürerek bütün arşivimi jandarma kuvvetlerine teslim etmemi istiyor. Sanders'a ne olmuş? Sanders'ın elinde çok büyük bir arşiv var. 10.000'den fazla Hollandalı hakkında bilgiler ama bu bilgileri paylaşmayı reddediyor. Bu onun topladığı bilgiler. Yanlış ellerde çok tehlikeli olabilecek bilgiler bunlar. O adam hakkında birçok bilgiye sahibim. Ve o benden arşivimi istiyor. Cesedimi çiğnemeden asla. Sanders'ın komünist olduğunu biliyorsun değil mi? Sanders mı? Hı hı. Bir kızıl enişe dedi ona öyle diyorlar. Yeni bir Hollanda. Dürüst, güçlü, demokratik ve sosyal. Wim'le görüşmüyorum artık. Evet, bundan haberim var. Onunla tekrar temas kuracaksın. Arşivi çok önemli sırları içeriyor çünkü. Bir Hollandalı olarak o bilgileri komünistlerden korumak senin görevin. Bütün savaş suçlularının cezalandırılması gerekir. Benim de isteğim... Komünistlere karşı savaşmaya hazırsan o zaman dilimize çok yardımcı olabiliriz. Acele etme, bunu biraz düşün. Geliyor musun? Kanadalılar bugün burada olacak diyorlar. Kapı açıktı. İşte bu Dristrip Hagen'ın resmi ölüm belgesi. Gel. Bunu kutlayalım. Sonra gelirim. O öldürüldü. Faili de yakalanmadı. Görüşürüz. Bir kız vardı. Bella Turlings. Şehirden ayrıldı belki de ama hakkında bir şeyler öğrenmeye çalış. Bella Turlings. Ne olmuş ona? Aramızda sızanlardan biri oydu. Kapat artık bu konuyu. Bella ve Lip Hagen. Gruba onlar ihanet etti. Lip Hagen'ı ben buldum. Bella'yı istiyorsan onu da sen bul. Merhaba yakışıklı. Çok güzel. Her şey yolunda mı, sağlıklı? Her şey yolunda Dres. Hemen gitmeliyiz. Sen git bir bavul hazırla, birkaç parça giy sal. Şimdi git hadi. Nereye gideceğiz? Dediğimi yap sen. Nedenini söylemezsen bir yere gitmiyorum. Artık burada görülemem. Neden? Sen yanlış bir şey yapmadın evet, ki. Evet ama bunu dışarıdaki kalabalığa söyle. Sevgilim, Tun ve Harry Marningstraat'taki adama gidip konuştular. Artık güvendeler. Hangi adam? Bir direniş lideri. Sanders sanırım. Bu riski göze alamam sevgilim. Öldüğümü sanıyorlar ve bunun böyle kalması daha iyi. Nereye gitmeyi düşünüyorsun? Dres. Verbeke arıyor. Ona yıllardır tanırım. Dres. Çabuk ol.
Hala yaşıyorsa... Vatan haini! Diz çok! Kraliçe için! Elbette, anlıyorum. Biz artık bir aileyiz, öyle değil mi? Hemen bir kamp yatağı hazırlarım. Lobi içinde bir şeyler yaparım. Anlaştık değil mi? Hayır, burada uzun kalmayacağız. Öyle mi? Nereye gideceğiz peki? Yurt dışına. Ne? Bize yanlış bir şey yapmadığını söylemiştin. Yanlış bir şey yapmadım. ST'de insanlara yardım etmek için çalıştım. Ama bu dışarıdaki o kahramanların umurunda değil. Beni öldürecekler. Neden yurt dışına gitmek zorundayız? Kaçmak suçu kabullenmek olur. Sevgilim. Lütfen konuş o direniş lideriyle. Tuğun ve Hari sadece bilgi istediğini söyledi. Ona istediklerini verdiler ve bu sayede güvendeler. Eindhoven seninle konuşmamı istedi. Sana BNV'de bir pozisyon öneriyor. Pozisyon öneriyor, öyle mi? Adamın niyetini anlamıyor musun? O arşivimi istiyor. Evet, arşivini istiyor. Bunu biliyorum. Ben kendi büromu kuruyorum. Nasıl? Tek başına mı? Wim, BNV tek resmi kurum olacak. Eindhoven bağlantıları olan biri. Kraliyetle bile var. Kraliyetle ha? Onlar savaş zamanı Londra'daydı. Kullan onu, bundan yararlan. Seni baş soruşturmacı yapmasını iste. Böylece bağımsız çalışırsın. Arşivin de sende kalır. Sana faydası ne? Bana da bir iş önerdi. Bak. Hain olduğuma inandığını biliyorum. Ama masum olduğuma tanıklık edebilecek biri var. Onu sana getireceğim. Rebagger'ın ne oldu? Sonunda layığını buldu diyelim. Jan van Limpte değil mi? Evet. Piçi. Neden? Katilim o benim. Az sene gelip beni buldu. Bir hırsız gibi gecenin karanlığında. Hakkında çok şey biliyorum çünkü. Louis Eindhoven'la çalışacağını biliyor muydun? Yalanlarıyla Eindhoven'ı kandırmış. Ben gerçekleri söylemeye hazırım. Jan ve bütün SD muhbirleri hakkında her şeyi. Ama sadece sana anlatırım. Fritz'in evinde kalacaksınız. Kimse size yaklaşmayacak. Fritz? O benim. Kocamı neden alıkoyuyorsunuz? O yanlış bir şey yapmadı. Neyin ne olduğunu göreceğiz. Tuğun ve Harry'nin kalması gerekmişti ama. Onlar çok önemli bilgilere sahip değillerdi. Ve kocan da artık resmen öyle biri. Üzgünüm Driss. Ben eve dönebileceğini düşünmüştüm. Önemli değil güzel kocam. Fritz. Ben uzun sürmesini beklemiyorum. Bu seni koruyacaktır. Ayakkabılarını çıkardım. Evet. Kurnaz çocuk. Bu taraftan.
Senin eşimiz bitene kadar burada kalabilirsin. Niçin bu oda? Kilitlenebilen tek oda olduğu için. Ripaga'nın birlikte çalıştığı kadın. Gerçek adını öğrenmek için arşivini kullanmak istiyorum. Hayır, o arşiv benim. Unuttun mu yoksa? Sen benim için bakar mısın? Sorun değil tabii. Ama önce resmi başvuru yap. Telefonum var. Evet. Tom Kuiper. Tom, ben Ripaga'm. Driss? Driss Ripaga'm? Yardımına ihtiyacım var. Çok acil. Şaka mı bu? Hayır Tom, açıklama yapacak zamanım yok. Benim için bir kızı bulmalısın. Becheveri. Bir kağıt kalem al. Tamam söyle, yazıyorum. Becheveri. İki eyle. Yahudi bir kız. 20'li yaşlarda. Dul biri. Muhtemelen de Rotterdam'da. Devam et. Savaş zamanı Bella Turing's adını kullanıyordu ama gerçek adı Becheveri. Onu ortadan kaldırman gerek. Tom. Ne bu, şaka mı? Tom, ben ciddiyim. Sadece ne kadar kalacağını bilmek istiyorum. Bu ona bağlı. Bu bir ayda olabilir, bir yılda olabilir. Bir yıl mı? Elimizde olduğunu kimse bilmemeli Fred. En başta da Eindhoven. Adamın SD'ye çalıştığını biliyorsun. Ben de bunu diyorum. Adam bir bilgi deposu. Bunu Eindhoven'a söylersek bir haftaya kalmaz kurşuna dizilmiş olur. Ona güvenebileceğimizi kim söylüyor? Yan'ın dediğine göre o Gerrit'e ihanet etti. Dediğin gibi, Yan'a göre. Van der Ween'in grubundan sadece iki kişi kurtuldu. Sen ve Yan. Sonra da biz ihanete uğradık. Nerede mi? Yan'ın sığındığı evde. İnfaz her zaman bir seçenek. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Bernardus Andreas Ripaga'nın sorgusu. Doğum tarihi 7 Eylül 1909. Sorguyu yapanlar Frederick Kerkhoven ve William Everett Sanders. Niçin sorgulandığını biliyor musun Driss? Benden insanlara ihanet etmemi istiyorsunuz. Ben pek öyle demezdim. Anlıyorum. İlk sorumu soruyorum. Jan van Nimt hakkında ne biliyorsun? Jan, Gerrit van der Ween'e ihanet etti. Ne yazık ki bunu çok geç öğrendim. Yapacak bir şey yoktu. Bay Ripaga'm bize bir fotoğraf veriyor. Muhtemelen Gerrit van der Ween'in tutuklanması. Jan van Nimt fotoğrafta meçhul bir kadınla ve SD'nin başı Willy Lages'le birlikte görülüyor. Bu fotoğrafı nereden buldun? İçeride bir adamım vardı. Jan yalnız mı çalıştı? Ben o kızla çalıştığını düşünüyorum. O da SD adına çalışıyordu. Sanırım bir Yahudi. Bella Turing's. Onu tanıyorsun. Gerçek adı bu mu? O zaman kullandığı isim buydu. Ben artık kullandığını sanmıyorum. Hayır, muhtemelen kullanmıyordur. Adı Kare. Hal ve Manstek'ti. Elinde Yahudilere ait çalınmış mallar var. Zannederim tablolar. Kara Gerrit ve Kara Bob. İkisi de Gestapo hesabına çalışıyordu. İtalyandır. Teşekkür ederim. Altın, mücevher ne bulsa çalardı. Biz ona manivele Kies derdik. Gerçek adı Kies van der Berg. Belki de en kötülerden biri. O da Gestapo'ya çalışırdı. Kem, muhbir.
Amstel Strat'taki kafede çalışırdı. ST adına bilgi toplardı. Freddy Van Leeuwen'un onda Yahudilerin saklandıkları yerlerin listesi vardı. Ben bir kadını arıyorum. Bella Turlings adını kullanıyordu. Bella. Tanımıyorum. İyi düşün. Neden bir Yahudinin adını hatırlayayım ki? Ripagan iki muhbirle anlaştı belki de ve sen kim olduklarını bilmiyordun. Olamaz mı? Tabii ki hayır. Bizde her şey belgeliydi. Ben de işimi çok sıkı tutan biri oldum evde. Bunu bir örnek olarak kabul edebilirsin. Ama bütün arşiv yok edilmişti. Bütün arşiv değil, hayır. Nerede o zaman? Niçin sana yardım etmek isteyeyim? Nasılsa infaz edileceğim. Belki hala bir şeyler yapılabilir. Peki sen ne yapabileceğini düşünüyorsun? Bir seçeneğin var mı? Bodrum'da. Ve Betçe. Gerçek adı bu. Soyadına gelince bunu artık hatırlamıyorum. Rotterdam'da her yere baktık. En ufak bir iz yok. Konuşursa her şey mahvolur. Hepimiz biteriz. Sana yardım etmek isteriz ama biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Tuğunu ver bana. Wim, SD arşivi nerede? Tasnif ediliyor. Arşive bakmam gerek. Sebep? Sebep ne? Açıklamak zorunda değil. Yan bir muhbirin gerçek adını öğrenmeye çalışıyorum. Bella Turlings adını kullanan birinin. Yan önce resmi talep başvurusu yapsın o zaman. Başvuru yaptım ama bekleme süresi 13 hafta. Yoğun olmaları normal. Çok fazla hain var çünkü. Bunu ben yapabilirim. Hayır, bu benim arşivim. Senin arşivin olduğunu biliyoruz. Ha, bu iyi işte. Ama SD arşivi değil. Her yere baktınız öyle mi? Evet ve bu tam iki günümüzü aldı. Hofplan'ın kuzeyine de baktınız mı? Hofplan'ın her yerine baktık biz. Hofplan bombardımanında dümdüz edilmişti. Siz hiçbir yere gitmediniz. Diyelim ki öyle. Ne olmuş yani? Bak Dries, senin iyiliğin için insanları öldürmemizi bekleyemezsin bizden. Senin de işimiz bitti Dries Ripagan. Artık tek başınasın. Rahat bırak bizi. Hey! Senden arşivi bize vermeni isteyen yok. Sadece bir bakmak istiyorum. Bu kadarını bile yapamaz mısın? Boşuna uğraşıyorsun. Ben hepsini incelemiştim. Belli ki Ripagan'ın muhbirinin bulunmaması gerekiyor. Nagese göre adı Betçe. Anlamadım. Ön adı Betçe. Betçe adı bu. Nagese göre. Ve yanda eski arşivini kendi çıkarları için kullanıyor öyle mi? O arşiv yok edilmemiş miydi? Betçe. Kimin aklına gelirdi? Betçe. Rotterdam'da Betçe. Betçe Verin. İki ev. Ve sana göre Betçe ve Jan Gerrit van der Ven'e ihanet etti. Evet. Sen de o gruptaydın. Malzeme ofisine baskın yapmıştınız. Yüzlerce kimlik kartı çalmıştınız. 10.000 adet. 10.000. Bu bir servet etmiş olmalı. Ne oldu onlara? Bilmiyorum. Fikrim yok. Benim var. O adam asla vazgeçmez. Ve Betçe Veri'yi bizden önce bulmayı başarırsa onu öldürür. Son tanığı oydu çünkü. Ve babası hayatta. Kız Rotterdam'da. İşte adresi bu. Ne dersin? Onu bulabilir miyiz? Bunu sen yapacaksın. Ne? Adres ne olacak? O bir yere gidemeyeceğini biliyor.
Elizabeth Vary. Franz Tüllings'in dul eşi. Ya onu bulursam? O kadın BNM'ye gidemez. Onu yandan uzak tutmak zorundayız. Driss ise yandan fazla mı güveniyorsun? Artık kimseye güvenmiyorum. Ama Driss işbirliği yapıyor ve Yan bizi sürekli atlatıyor. Elizabeth, Betçe. Dinle Fritz. Yan'ın maskesini düşürebilirsem, Betçe ile birlikte o zaman Eindhoven da biter. Ve patron ben olurum. O zaman bu işin dibine inebiliriz. Yeni Hollanda Fritz. Bu artık çok yakın. Bir saat önce biri gelip götürdü. Ne? Kim? Onu tanıyordu. Bakın kızımı niçin aradığınızı bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. O olmasaydı bizi Polonya'ya gönderirlerdi. Hepimiz ölmüş olurduk. O her ne yaptıysa ve bu ne kadar kötü olursa olsun bizim için yaptı. Onu almaya gelen adam BNV'den olduğunu söylemişti. Otur lütfen. Benim birini aramam lazım. Kerkovan. Evet. Sessiz ol. Kesin. Beni tanımıyorsun. Beni hiç görmedin sen. Tamam. Benimle hiç konuşmadın. Ona bütün suç Yan'ın diyeceksin. Tabii ki. Evet. Ona adımı vermeye kalkarsan önce seni vururum. Sonra aileni. Şşş. Tabii anlıyorum. Sen gruba ihanet ettin. Yan Van Wink'le beraber. Evet evet tabii ki. Anladım. Anladın mı? Benim kaybedecek bir şeyim. Tamam anlaştık. Tamam. Birazdan görüşürüz. İyi misin? Patron buraya geliyor. Biri Betçeveri'yi Rotterdam'dan almış. Sizi bekliyorlar. Yan, ben de Bay Antonina senden bahsediyordum. Bayan... Vary'nin seni de ilgilendiren bir hikayesi var. Onu ben sorgulamak istiyorum. Bu benim davam. Bu pek uygun olmaz. Bir zanlı başka bir zanlıyı sorgulayamaz. Anlamadım. Bu bilgi güvenilir bir kaynaktan. Gerrit van der Veen'e ihanet edenler Betçe Vary ve Jan van Limpt'ti. Hayır. Ori Pagan'la birlikte çalışıyordu. Ben hain değilim. Bayan Vary aksini iddia ediyor. Bu imkansız. Bunu göreceğiz. Size iyi davrandılar mı? Evet, teşekkür ederim. Eski kayıtlarına göre 196 numaralı muhbirmişsin. Bu doğru mu? Evet, doğru. Ve Gerrit van der Veen'in direniş grubuna sızdın, bu doğru mu? Charlie Hardog'u tanıdığım için. Onu nasıl buldun? Beni eve o götürmüştü, Stethausgard'a. Benim işim bu. Onları severdim. Hepsi arkadaşımdı. Yan da öyle. Ama 30 Haziran 1944'te direniş grubundaki 4 adam senin evinde gözaltına alındı ve biri ölü ele geçirildi. Bu doğru. Bir muhbir olarak bu tutuklamada herhangi bir dahlin oldu mu? Bu bilgiyi ileten sen miydin? Ve kime? Andris Riphagen'la mı çalışıyordun? Yoksa Jan van Limpt'le mi? Ben kimseyle çalışmadım efendim. Yeri ve zamanı Lages'e iletmiştim sadece. Hepsi bu. Bu iş için Bingul'den almıştım. Ve benim için buna değer bir işti. Ah.
Bu işi yalnız yaptıysan eğer, asılarak idam edileceksin. Belki de bunu hak etmişimdir. Niçin yapıyor bunu? Seni koruyor. Sen de onunla beraberdin. Hayır. O dirisi koruyor. Ölmüş bir adamı niçin korusun? O seni koruyor. Beceveri. Gerçek adını nasıl öğrendin? Onu Rotterdam'da araman gerektiğini nasıl anladın? Sana söyledim Yan. Benim işim bu. Gerçek adını sadece Driss biliyor. Ne demeye çalışıyorsun Yan? Driss yaşıyor. Ah. Onunla konuştum. Yan, sen ne dediğini bilmiyorsun. Evet, söylemene gerek yok. Anlıyorum. Tamam. Evet, anladım. Hoşça kal. Gel bak. Gel. Evet. Bekleyeceğiz. Bim hala uğraşıyor. Yan tutuklandı mı, tutuklanmadı mı? Bim şu anda buraya gelemiyor. Sanırım takip edilmekten çekiniyor. Haklı da. Bu yerin bir süre gizli kalması gerekiyor. Ne kadar? Bir hafta kadar. Yani bu iş bir hafta daha alacak. Haksızlık. O bildiği her şeyi söyledi size. Driss masumdur. Bırakın artık, yolumuza gidelim. Savaş sona erdi. Fred, Yan yaşadığımı biliyor mu? Sana güvenebilir miyim? Evet. Hayır. Gerçekten güvenebilir miyim? Evet. Lüksemburg'da bir kasam var. Kurtardığım insanların birçoğu değerli eşyalarını bana emanet etmişti. Bunu daha önce niye söylemedin? Sana güvenebileceğimi bilmediğim için. Ve burada birkaç küpeden bahsetmiyoruz. Red, ne olduğunu sen söyle. Çok büyük bir paradan bahsediyoruz. Kesinlikle. Yan da bunun peşinde. Onun istediği ben değil. Masum insanların parasının peşinde o. Yan beni bulursa o zaman o insanların hiçbir kıymetli eşyalarını alamazlar. Onca emek boşa gitmiş olur. Buna izin veremem. Vim'in bir hafta süreyle gelmeyeceğini söyledin bana. Buradan çıkmana izin verme. Tamam. Oraya sen git o zaman. Lüksemburg'a git. Sana çok para veririm. Olmaz, yapamam. Oraya hiç gitmedim ben. Gret. Lüksemburg'a Fries'te sen git. Beni gece gündüz izleyecek misin Yan? Nerede olduğunu biliyorsun. Adamın ölüm belgesini gördün Yan. Üstelik o adamı eşek cennetine gönderen de sendin. Eindhoven, Ripagan'ın yaşadığını ve bunu başından beri bildiğini öğrenince olacakları hiç düşündün mü? Onu bulacağım Jim. Sen de asılacaksın. Ne yapayım? Sanders. Wim, ben Driss. Büyük kulüpteyim. Bir değişikliğe ihtiyacım vardı. Bir sorun olursa nerede olduğumu biliyorsun. Evet.
Üstünde para var mı? Fritz nerede? Fikrim yok. Belki bir kıza gitmiştir, olamaz mı? Ben de biraz bacaklarımı açmak istedim. Bilirsin, özgür biri olarak yaşamaya alışıyorum. Yakında özgür olacağım, değil mi? Betçe yanın adını vermedi demek. Ya Eindhoven? O burada olduğumu bilmiyor, değil mi? Beyim, indir o silahı. Sen beni öldüremezsin. Buna mecburum. Öyle mi? O halde karımı da öldürmek zorundasın. Ve Hayrond, Tuğun aptalını ve burada olduğumu bilen 10 kişiyi daha. Ne olduğunu sanıyordun aşağılık komünist? Sana bir şey söyleyeyim mi? Wim Sanders. Seninle bir keman gibi oynadım ben. Becevve, ben ne söylediysem onu yaptım. İhanet eden bendim. Gerrit van der Veen'i ben gammazladım. Ben. Badria'nın beynini dağıttıklarında ben de oradaydım. Yalan söylüyorsun. Evet. Haftalardır yalan söylüyorum. Ama sen bir şey anlamadın, değil mi? Eindhoven var ya, götüyle gülüyor sana. BNV'dekilerin alayı seninle taşak geçiyor. Sana verdiğim onca insanı düşünüyorum da, Wim. Durma, vur beni. Hayır, Wim. Seni öldürmeyeceğim. Bana yardım edeceksin. Valizi Driss'e verir misin? Bunu da sen ver o zaman. Lipagan'ı niçin koruyorsun? Betçe, onu gördün mü? Fritz, kardeşinin cenaze aracı var değil mi? Evet, neden? Ara onu. Wim'in gelip alacağını söyle. Araca bir de tabut koysun. Neden? Neler oluyor? Bu gece sınırı geçeceğim. Wim? Kardeşini ara. O nerede? Seni tehdit mi etti? Fritz. O buraya hiç gelmedi. Bütün ailemi öldüreceğini söyledi. Bana yerini söyle. Onu durduramazsın asla. Betçe, onu bulduğum zaman her şeyi itiraf ettireceğim. O herkesle oyun oynuyor. Seni buna zorladığını itiraf ettireceğim. O ölmek zorunda. Yoksa asla konuşmam. Söz veriyorum. Gel kovanın yanında. Fritz, sınırı geçtiğim zaman seni ararım. Sana iki isim daha vereyim. Harry Rund ve de Tuğun Cooper. Kara para haklıyorlar. Adresleri mutfak masasında.
Nerede o? Geç kaldın. O aylardır buradaydı. Ve sen ona yardım ettin. O gerildi, ihanet etti. Nerede o? Nerede o? Bu gece sınırı geçecek. Hangi sınırı? Bilmiyorum. Bütün sınır kapıları kapatılmalı. Almanya, Belçika, sanırım hepsi. Sanırım şu işe bak. Ripagan'ı bulursak Sanders ve arşivi senin olur. Hayır. Ne? Bu adamlarımın beni kandırdığını itiraf etmek olur. Kendimi ateşe atmadan Sanders'a bir şey yapamam. Ya Ripagan? O resmen ölü biri. Aklı varsa ölü kalmaya devam eder. O zaman bütün bedeli Betçe veriyor öder. Elimizde itiraflar, ifadeler var. Temiz, sorunsuz bir dava. Betçe veriyi suçlu. Yani adalet bu mu? Eğer buysa, buysa biz ne yapıyoruz? Ruslar Almanya'ya doğru yürüyorlar. Biz bunun için buradayız. İnsanlara yardım ettiğini söylemişti. Geç kaldık. Gretje'yi de gitmesi için hazırlamak zorundaydım. Ama burada kalsın istiyorum. Onunla gitmedi mi? Sınırı geçtiği zaman arayacak. Ben de ona götüreceğim. Deniz kaçtı. Mücevherlerle beraber. Benden kocama ihanet etmemi istiyorsun. Gerçekten masumsa korkacak bir şey olmamalı. O insanlara yardım etti sadece. Öyle mi? Bu insanlara mı? Evet. Kıymetli eşyalarını bir depoya koydu. Döndüklerinde onları iade edecek. Bu insanlar dönmeyecek. Hepsi Polonya'daki gaz odalarına gönderildi. Evet ama bu Driss'in suçu değil. Bu Esther Saab. Driss onu koruyordu. Evet. Bütün yakınlarını ve arkadaşlarını ona getirmişti. Başka kimse kalmayınca ortadan kalkması gerekti. İstediğini söyleyebilirsin ama ben hiçbirine inanmam. O kadın kendini gözlerimin önünde öldürdü. Kolyen güzelmiş. Merhaba.
Merhaba tatlım. Sesini duyduğuma sevindim. Başardım. Sınırı geçtim. Kusura bakma, her şey çok hızlı gelişti. Ama o şeyleri Lüksemburg'dan alabilmene çok sevindim. Gitmek için hazır mısın? Dries. Biliyorum, biliyorum ama başka seçeneğimiz yok. Birkaç yıl sonra geri döneriz. Bana verdiğin kolyeyi hatırlıyor musun? Evet, ne olmuş ona? Kasandaki fotoğraflardan birinde gördüm onu. Fotoğraflar sende demek, bu çok iyi. O kadın kolyesini bana vermişti. Esti'den kaçmasına yardım ettiğim için teşekkür etmişti bana. Hala yaşıyor mu? Evet, elbette. Antwerp'te ve gayet iyi. Onu oraya ben götürmüştüm. Alo, orada mısın? Evet, buradayım. Dinliyorum. Bir kalem kağıt al. Sınırı Kalmhautside'dan geçmen gerekiyor. Sonra manastıra git. Ben bu gece orada olacağım. Geceyi orada geçireceğim. Sevgilim, yarın buraya geldiğinde yeni bir hayata başlayacağız. Üçümüz birlikte, tamam mı? Evet. Güzel. Birlikte olacağız. Güzel kumrum, seni seviyorum. Ben de seni Dries Rüfak'ın. Yerini biliyorum. Hala yaşıyor mu? Belçika'da. Savaş sona erdi Yan. Biri onu durdurmak zorunda. O zaman bitecek mi? Yan. Dries. Gretje, o nerede? Amsterdam'da. Gözaltına mı aldın? Hayır Dries. Sadece Gretje'ye gerçek yüzünü gösterdim. Ona yalan söylememeliydin. Kal orada Dries. Yolun sonuna geldim. Üstünde çakmağın var mı?
Biz çöktürürüz. Diz çök. Cinayetten en az 20 yıl yersin. Diz çök dedim. Yan, senden yapmanı istedikleri şey bu zaten. Eindhoven ve Sanders bütün sırları mezara götürmem için beni öldürmeni istiyor. Sus artık. Hayır, susmayacağım. Onlara çok şey söyleyebilirim Yan. Sanders'ı, onu nasıl kafeslediğimi, kaçmama nasıl yardım ettiğini, öldürdüğü bütün o insanları, ihanet ettiği bütün Yahudileri anlatabilirim Yan. Senden bir şey istemiyorum Deriz. Şimdi diz çök. Onlara Betçe'yi anlatabilirim. Her şeyi itiraf edebilirim. Betçe'yi Gerrit van der Veen'e ihanete zorladığımı söylerim. Bu benim fikrim. O kadın masum Yan. Beni vurursan eğer Betçe'yi asarlar. Ona hiç kimse inanmaz artık. Onu bir tek ben kurtarabilirim. Belki böylesi daha iyi. Robin'in büyüdüğünü görebileceğim. Ben o kadar emin değilim. Neden? Greti'yi Fritz Kerkhoven'la beraber bıraktım. Ne olmuş? Belki Fritz'in onunla bir şansı olur. Greti'ye Robin'e kim babalık etsin ister sanıyorsun? Bir direniş kahramanı mı, savaş suçlusu mu? Yürü.
many more like me, and I am not ashamed to see it as I see. And I'm not innocent, but if I don't take this chance to build up something new, someone else will take my place. I hope we're not the same.